Hiç yeni oyun duyurdular mı? Herhangi bir tane yeni oyun duyurdular mı? Daha önce duyurmadıkları yeni bir oyun bir tane bile duyurdular mı? Bir tane bile yeni oyun duyurmadılar değil mi? Bir tane bile. Ne anlıyor mu? Monopoly'e ye yeni oyun duyurdular. Sense of Time to... tabi canım Sense of Time tanındık to... inanılmazdı ya bir logo girdi, adamlar bir font seçmişler. Helal olsun valla yani büyük emek ya gerçekten yani seçtikleri font var ya. Cık. Helal olsun ya. Hem de beyaz renkteydi gördünüz mü? Beyaz renkteydi diyorum ya. Beyaz renkte Prinzo Projeye yazmış adamlar ya. İyi. Yakında Üç Güzel diyenler hiç oyun oynamamış galiba. Kimsenin şeyle laf edecek değilim. Sadece Ghost of Tsushima'dan daha iyi demesinler. Çünkü Ghost of Tsushima'dan daha iyi olmadı bariz ortada. Yani. Beğenirsin beğenmezsin ona ben diyecek lafım yok. Ama yani animasyonların Ghost of Tsushima'dan daha iyi olmadı da çok... Objektif şekilde ortada yani, bu subjektif bir şey değil, objektif şekilde yani, animasyonlardaki o klasik Assassin's Creed donukluğu, dandikliği gözüküyor abi hala, göze batıyor yani. Bilmem koçum, ilk kez yere çökme mekaniği geldi, evet. Prince of bir remake fragmanı mı vardı, izleyemedim sonunda. Fragman yoktu abi, ya fragman vardı evet, sadece logo gösterdiler. Prince of Persia 2026'da geliyor dediler, sadece o kadar. Gizli koşturuyor, gizli koşturuyor gizli eğlenceli olacak gibi. Bölüm dizaynı çünkü dediğim gibi gizliye göre yapmışlar. Nao'ya kısımlarında en azından. Ee, Assassin's Creed'in en büyük problemlerinden bir tanesi malum. Güya gizlilik oyunu ama e, harita tasarımları asla gizli destekleyecek şekilde yapılmıyorlar. E, bunda güzel görünüyor. Gizlilik sanki. O, bütün bölümleri o şekilde dizayn ettik, ettilerse, gösterdikleri gibi dizayn ettilerse gizlilikte oynarken hemen keyif alırım. Nao'ya kısımlarından keyif alırım. Yasuke kısımlarına çok sıkılacağım eminim ama. Yani. Yatık eksımlerden çok sıkılacağım. Gizlik bir tek bana mı güzel gelmedi? Abi süper değil, ama oynatır. Öyle söyleyeyim. Ya yani süper değil, ama oynatır. Esas gizlilik gizli diye ona bazı engeller vardı. Orası oynarken gizli oynayayım diye yapmadığım şey kalmamıştı ama olmuyordu hiçbir şekilde. Secret Wars okuyacağım bana bundan önce okumam gereken Ultimate çizgi romanlarını söyler misin? Sırayı bilmiyorum abi. Alt, Ultimate evrenine çok hakim değilim. Yani Ultimate'ım falan okuman gerekiyordur muhtemelen. Ben çünkü şeyde falan bırakmıştım yani. Nerede bıraktım ben? X-Men'in 20. bölümünde mi? 20. sayısında bu Neydi? Yani Türkiye'de yayınlandığı dönem alıp okuyordum ben onları. Sonra internetten takip etmedim Ultimate Evreni'ni. Spider-Man'in şeyini biliyorum. Finalini biliyorum Spider-Man'in. O kadar. SSK Unit'ten beri en iyi SSK'de oyunu olacak. Ee, Muhtemelen kötü bir oyun olmaz. Bu arada. Çok büyük ihtimalle kötü bir oyun olmaz. Ya Valhalla'dan sonra çok zor. Valhalla'dan daha kötü bir şey yapmaları çok zor abi. Yani. Gerçekten Valhalla'dan daha kötü bir şey yapmaları gerçekten çok zor. O yüzden... Hani karşılaştıracağımız oyun VALHA olacağı için muhtemelen çok kötü gelmeyecek. Ortalama, belki ortalamanın bir tık üstü bir Assassin's Creed'le karşı karşıya olma şansımız yüksek gibi geliyor bana. Hmm. Ee, özel yeteneklerim, özel yetenekler falan filan da var. Yasuken'in şeyini gördük bir havaya fırladı çaktı bir şeyler yaptı falan filan. Hmm. Mirage hakkında karşıladım karşılaştım. Mirage hakkında hiçbir beklentim yoktu. Rezervli bir oyun olmasını bekliyordum. Rezervli bir oyun çıktı. İyi çıkarsa altın alır. Esas kıydım benden altın alacağı gün dünyanın sonunun geldiği gündür arkadaşlar. Ya yani, kıyamet kopacaktır. Yani yedi işaretten bir tanesidir bu. Ee, hiç zannetmiyorum. Odise alıyordu ama almadı. Hiçbir zaman altına yaklaşmadı. Odise hep gümüş civarına kaldı. Gümüşünü aldı, paşa paşa gitti. Gümüşünü aldı ama. Helal hoş olsun gümüşünü aldı. <laughs> elmas alır hatta. Ha, altın alamaz elmas alır falan Aynı. <laughs> Fiziksel çizgi roman koleksiyonum var mı? Antalya'da var fiziksel çizgi romanlarım hala. Eski Arka Bahçe'nin yayınladığı çizgi romanlar var ama. Yani 2003-2004'ten kalma falan. Siyah beyaz X-Men'ler, siyah beyaz Wolverine'ler. Spider-Man'in bu Ezekiel hikaye dahil olduktan sonraki kısım birkaç. Mantıklı. İşte X-Men'in şeyden bu uh, Zero Tolerance şu an şeyde animated series'de yeni animated series'de içerikleri konu Bastion Zero Tolerance hikayesi. Hmm. Başka ne vardı? İşte Batman'in şeyi var. Nightfall var. Onu da sadece ikinci kısım var ama. Batman, Ezreal ile kapıştığı kısımlar. Bane kapışta kapıştığı kısımlar. Yoksa Ezreal ile kapıştığı kısımların olduğu bir şey var. Nightfall şey var. Kara Şövalye'nin dönüşümü diye çevirmişler. Ne diye çevirmişler Türkçe'ye? Nightfall'u. Onlar falan filan var. İşte Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man var. Herhalde bir Ultimate Spider-Man'dan bir 30 sayı, belki de X-Men'den de bir 20 sayı falan vardır. Öyle bir şey Dost onları iyi hatırlıyorsun yalnız. Gençlik döneminde okuduğun için mi? Tabii canım. Tabii ki. Onlar core memory arkadaşlar. Core için. Spawn'ın spam ilk iki cildi var. Nereye kadar gidiyordu acaba hikaye? Karaçova'ya dönüyor. Dark Knight Returns'un çevresi. Değil işte. Değil işte biliyorum Dark Knight Returns'un hani Türkçe çevirdiğin zaman Dark Knight Returns olduğunu biliyorum ama o, o değil yani. Siz görüyorum açıp bakıyorsun içinde Nightfall var. Nightfall'un son 6 sayısı var içinde. Batman'le şeyle Ezreal'la Ezreal mıydı Ezazel mıydı? Ney boksa işte onunla savaşıp tekrar Batman olduğu hikaye Bruce Wayne'in. İyi. Yeah. Üç sunum izledik bu hafta sonu. en çok akılda kalan sunum ve oyun neydi sence? Bence net Doom ve Killer Bean. Doom, Perfect Dark, aynen ikisi. Doom ve Perfect Dark. En çok şey yaptım onu. <laughs> Azazel x e değil mi? Ne bileyim abi. Azazel o kadar fazla yerde var ki. Yani. Azazil. Şeytanın cennette koca olduğu <laughs> ki ismi. Expedition Torture'i de güzeldi. Evet. Ezreal değil miydi? İşte diyorum ya karıştı artık Ezreal miydi, Ez ezreal miydi? Hangisi hatırlamıyorum dedim ya. Şövalyenin düşüşü yok be, bendekinde şövalyenin düşüşü yazmıyordu, bende bayağı dönüşü yazıyordu. Bir yer Antalya'ya gittim de çekerim kapağını resmini atarım size. Dönüşü yazıyordu. Yanlış hatırlıyorsam da yapacak bir şey yok. Bolia'yı samurayı seyrettim. Güzeldi. Sezon finali çok sönük kaldı benim için. Onlar da güzeldi. Yeni temizlik videosunda Coin of Time olacak mı olmayacak? Last of Us Part 2 altından daha fazla olmaz mıydı? Olabilirdi ama kaybettiği birkaç yer var. Onun ilk yarısında Oha. çok fazla kaybı var. Ebi kısımlarıyla hiçbir derdim yok. E, bir kısımları benim için çok iyiydi. Eli kısımlarıyla derdim var. Eli kısımlarına tempo çok yavaş bence. Başlangıçta. Çok uzun sürüyor oyunun açılması. Yani... Hani hikaye böyle ilerlemeye başladı ya da bir şeyler yaşanmaya başladığında resmen eli kısmının yarısını doldurmuş oluyorsunuz zaten. Hani ikisine de onar saat desek iki karakterli de eliyle de eviyle de elini ilk beş saati çok ağır, çok ağır abi ve çok sıkıcı. Ergo Proxy kopuk bir, kopuk bir anime olarak yorumluyorum. On verdiğini beklemiyordum. Neleri sevdim. Ben Ergo Proxy'yi hiç hatırlamıyorum. Ergo Proxy bende hiç yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum Ergo Proxy ile alakalı. Bir tane adam var, bir tane kız var, bir tane küçük kız var robot, bir tane de büyük robot var. Bunu hatırlıyormuşum, okey. Bunlar bir yere yolculuk ediyorlar. Bu kadar hatırladığım şey. Sadece aşırı beğendiğimi hatırlıyorum üzerinde. Bundan... 16-17 sene önce falan. Ama şu an hiç yok yani bende. Hiç yok. Hmm. Bir oyunun tekrar oynanabilirliği senin düşüncelerini etki ediyor mu? Ediyor tabii ki. Tabii ki ediyor. Tekrar oynanabilirlik önemli bir etken. Ama tekrar oynamayı ne kadar teşvik ettiği de önemli bir etken. Yani Gate tekrar oynanabilir bir oyun. Evet hem de defalarca tekrardan oynanabilir bir oyun. Tekrardan oynar mıyım? Muhtemelen oynamam. Kendi başıma oynamam yani. yani. Özel bir durum olması lazım işte. Ne bileyim. Ecem oynayalım diyecek. Gireceğiz oynayacağız mesela. Yani öyle bir durum olması lazım ki tekrar oynayayım ne bileyim onunla acaba. Red, Red Dead şimdi bitirdikten sonra ben bir daha tekrar girmezdim Red Dead Redemption'a. Şu an ufak ufak özlüyorum. Çünkü uzun, uzun, zaman geçti üzerinden. Ama hemen oynayamam. Ama bazı oyunlara var. Direkt oynuyorum. Elder Ring. Üst üste 4-5 defa bitirdim mesela. Tekrar 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 tekrar, tekrar oynadım. God of Ragnarok'u iki kez oynadım üst üste. Başka ne var? Düşüneyim başka başka. DMC5 aynen. Defalarca üst üste üst üste üst üste. Yani. Ghost of Tsushima Legends modunu oynadım mı? Oynamadım Legends modu. Resident Evil'ları evet. Resident Evil'ları hep tekrar tekrar oynarım mesela. Bir kere de şey yapmam Resident Evil'ları hiçbir zaman. Yani Resident Evil Village'ı 8 defa mı 9 defa mı ne bitirmiştim incelemeyi yap, yaptığımda. Resident Evil hmm. 4 de 4 kere falan bitirdim. Elmas veren oyunlar içinde şu anda oynasaydın elmas değil altın veya gümüş vereceğin oyun olur muydu? Elmas ne verdim? Undertale. Persona 5. Red Dead Redemption 2. Uh, Baldur's Gate. God of War, Ragnarok, Elden Ring. Uh, Tears of the Kingdom. Yok hepsine hala elmas veririm yani. Hepsine hala elmas veririm. Bu kadar. <laughs> Undertale'da 3 sonunda yaptım. Yok ben Undertale'da tek son abi. Ben direkt pasifist. True pasifist yani. Ben ben kıyamam onları. Ben öyle katlayan matlayan yapamam. Kıyamam ben onları. Onların hepsi çok tatlı karakterler. Hiçbirine kıyamam. Para. Dospiara bir yayını tamamen biz cahil insanlara King Hearts hikayesini anlatmaya çalışsana. Emre Kırk Beşli'ye de çok emredeceğim. Anladığımı iddia edebilseydim. Gerçekten Kingdom Hearts hikayesini anladığımı ve size anlatabilecek yetiye sahip olduğumu iddia edebilseydim. Oturup anlatmak isterdim biliyor musunuz? Sırf geyiğine. Yani ne kadar salak bir hikaye olduğunu oturup anlatmayı çok isterdim sizlere. Yani ne kadar mal bir hikaye bakın diye. Ama anlamıyorum. Kingdom Hearts'in hikayesini ben artık takip edebileceğim aşamayı geçe çok oldu. Hiçbir şey mantığıma oturmuyor. Yaşanan olay örgüsü hiçbir şey bir şey ifade etmiyor. O kadar aptal bir noktada ki Kingdom Hearts'ın hikayesi. Metal Gear Solid'i e anlatsam daha şey yani. Yani It onca era. politik şeyler bilmem ne oradan buradan bir sürü şey Metal Gear Solid'i daha rahat özetlerim ben. Şu hayattan en çok görmek istediğin şey Dost ile Yevgi kafes dövüşü. Of bir döverim. Yemin ediyorum bana 6 ay verecekler. Vallahi her şeyi bırakırım hayattaki. Bütün kötü alışkanlık her şeyi bırakırım. Manyak gibi çalışırım abi. 6 ay boyunca. Kafeste bir girerim ondan sonra onun yaşlı suratına. Neyse.